Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya Hannover'de gündüz vakti akıllara durgunluk veren adeta film setlerindeymiş gibi büyük bir soygun olayı meydana geldi. Maalesef bir vatandaşımıza ait olan kuyumcu dükkanı soyguncular tarafından soyuldu. Yüzlerinde maske, ellerinde silah ve balta ile bisiklete atlayan iki soyguncu Türk kuyumcudan kilolarca altın çaldı ve bir çalışanı da silahla vurdular. Yine soyguncular bisikletle ortadan kayboldu. Hannover kenti önceki gün film sahnelerini aratmayacak bu olayı yaşadı. Yüzleri maskeli iki soyguncu bisikletiyle Hannover kenti merkezindeki Altıntaş isimli kuyumcuya girdi. İçeride ateş açmaya başlayan soyguncuların İlk kurşunu kuyumcuda çalışan 36 yaşındaki Alper Karadağ'ın karnına isabet etti. Ardından 4 el daha ateş açan soyguncular kilolarca altını alarak yine olay yerinden bisikletle kaçtı. Görgü tadıkları soygunu şöyle anlattı. Maskeli soyguncular simsiyah giyinmişti. Siyah güneş gözlüğü, eldiven hatta galoş takmışlardı. Vücutlarında görünen hiçbir yer yoktu. Bisikletle olay yerine geldiler. İçeriye girer girmez ateş açmaya başladılar. Ellerinde balta da vardı. Altınları toplayıp sırt çantalarına doldurdular. Dükkandan çıkarken de ateş açtılar. Tekrar bisiklete atlayıp kaçmaya başladılar diye anlattılar. Kaçan bisikletli soyguncuları iş yeri sahibi ve birkaç kişinin kovalamaya başladığını da aktaran görgü tanıkları yakalamak üzereydiler. O sırada polis aracı geldi. Polise kaçtıkları yönü tarif ettiler. Ancak soyguncular gözden kayboldu dedi. Soyguncuların dikkat çekmeden olay yerine kadar gelmesi şaşkınlığa, bisikletle kaçıp yakalanmamaları ise tepkilere neden oldu deniliyor. Değerli izleyicilerimiz, geçmiş olsun. Bir kişinin yaralı olması, karnına kurşun isabet etmiş olması bu olaydaki en büyük üzücü yanı. Bu kardeşimize Allah'tan şifa diliyoruz. İş yeri sahibine büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah bu hırsızlar, hokkabazlar yakalanır. İnşallah iş yerinin bu maddi tazminatını karşılayacak olan bir sigortası da vardır diye düşünüyoruz. Tabii öncelikle genç yaştaki Alper Karadağ adlı kardeşimizin sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Çok büyük geçmiş olsun. Değerli izleyicilerimiz, şimdi yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren, yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızın geleceğiyle ilgili bir konuyu ele alacağız. Türkiye'de nasıl emekli olacağız? Bunu konuşacağız. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız, hem kendiniz için, hem eşiniz için, hem de çoluk çocuğunuz için geleceğe dair Türkiye'de bir garantim olsun diyorsanız ve emekli maaşı almak istiyorsanız, bu dakikadan sonra anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyiniz. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Avusturya, İngiltere, dünyanın neresinde olursanız olun, Avustralya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar, Kanada'dan Güney Afrika'ya, Güney Afrika'dan Suudi Arabistan'a, Türkiye'nin dışında eğer yaşıyorsanız bu anlatacaklarım sizleri de ilgilendiriyor demektir. Özellikle ev hanımlarına sesleniyorum. Türkiye'de geçmişte sigortası olanlar ya da olmayanlar hiç fark etmiyor. Çocuğu olan hanımefendilere sesleniyorum. Siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Türkiye'de emekli olmanız için geçmişte sigorta olma şartı yok. Mavi kartlılar, sizler de emekli olabilirsiniz. Peki, Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli olacaksınız? Dünyanın bir ucunda yaşıyorsunuz. Geleceğe dair nasıl bir adım atacaksınız? Bakın, beni takip edenleri yakından bileceği üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'den çok kolay bir şekilde emekli olması için çok büyük bir adım attık. Neydi bu? Şu anda ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Bu numara WhatsApp hattıdır. Emekli TV'nin WhatsApp hattını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz ve WhatsApp'tan şu mesajı atıyorsunuz. Diyorsunuz ki, ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum veya ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Bu WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız şu anda sizlerden gelecek olan mesajları bekliyorlar. Daha sonra hemen arkadaşlarımız size cevap veriyorlar ve geleceğinize dair siz ilk adımınızı atmış oluyorsunuz. Kaç yaşında olursanız olun, Türkiye'nin dışında eğer yurt dışında bir ikametgahınız varsa
siz de bu haktan yararlanabilirsiniz. Şimdi gençler için özellikle söylüyorum, gelecekte bir gün gelecek. Geleceğe hazır mısınız? Bu sorunun cevabını kendinize verin. Geleceğe ben hazırım diyorsam sorun yok. Ama hazır değilseniz şimdiden hazırlığı yapmamız gerekiyor. Kıymetli izleyicilerimiz, şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen sizlere cevap verecekler. Ardından sizin Türkiye'de emeklilikle ilgili işlemlerinizi başlatmanız için bir hesap numarası verecekler. Danışmanlık ücreti sadece 150 euro ödeyeceksiniz. 150 euro ancak hanımlara ekstra bir indirim var. Hanımlar eğer eşleriyle beraber ya da bir tanıdığıyla beraber danışmanlık alırsa hanımlara %50 indirim var. Normalde 2 kişi 300 euro ödemesi gerekirken 225 euro ödeyecek. Ama hanımlar tek başına danışmanlık alırsa 150 euro ödeyecekler. Erkekler de tek başına alırsa 150 euro ödeyecekler. Eğer 2 kişi alırsanız 225 euro ödeyeceksiniz. Ardından size bir randevu tarihi ve saati verilecek. Randevu tarihi ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları WhatsApp'tan sizi görüntülü bir şekilde arayacak. Tüm detaylı emeklilikle ilgili tüm bilgilerinizi aldıktan sonra sizin için çok özel bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ve Türkiye'de nasıl emekli olacağınızı ortaya çıkartacak. Ardından size ikinci bir randevu verilecek. İkinci randevuda yine WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde sosyal güvenlik uzmanımızla görüşeceksiniz. Sizin emekli olmanızla ilgili tüm şartları, tüm detayları size anlatacak. Siz emekli olmayı kabul ediyorum dediğinizde, emeklilikle ilgili işlemleri yapalım dediğinizde, sizin adınıza sosyal güvenlik uzmanlarımız tüm başvurularınızı yapacak, tüm formlarınızı dolduracak ve sizi emekli maaşınıza kavuşturacak. Bunun için artık kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. İşte yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın pek çoğu işte Ali bunu dedi, yok Veli bunu dedi, bilmem ne bunu dedi diyerek emeklilik gibi çok çok önemli bir konunun defterini maalesef kapattı. Çok yanlış. Emeklilik hayatta bir sefer olan bir şey. İkincisi yok. O nedenle Türkiye'de emekli olmak için mutlaka uzmanından danışmanlık almak zorundasınız. Çünkü emeklilik müracaatı yaparken yanlış bir form doldurursanız, yanlış bir kutucuğu işaretlerseniz devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Tüm işlemlerinizi Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan yaptıracaksınız. Bu kadar basit. Bugüne kadar bizlere güvenerek kendi gelecekleriyle ilgili, eşlerinin gelecekleriyle ilgili, çoluk çocuğunun geleceğiyle ilgili adım atan tüm vatandaşlarımızın emeklilikleri hayırlı uğurlu olsun. Mutlaka geleceğinize dair bir adım atın. 2-3 kişinin yemek parasına siz hayatınızın en önemli adımlarından bir tanesini atıyorsunuz. Allah aşkına 150 euroyu nereye harcamıyoruz? Konu para da değil. Geleceğe hazır mıyız? Ne yapıyoruz geleceğimiz için? Şimdi örneğin vatandaşımız Almanya'da emekli. Almanya'daki emekli maaşı yetmiyor. Türkiye'de de her ay bir vatandaşımız 500-600 euro maaş alsa kötü mü arkadaşlar? Türkiye'ye gittiğimiz zaman izindeyken ya da Türkiye'ye işte gezmeye vesaireye gittiğimiz zaman bankada paramız birikmiş olacak. Paramızı alsak çoluk çocuğumuzla ya da kendimiz eşimizle bu parayı istediğimiz gibi harcasak, cebimizde sürekli bankamızda para olsa kötü mü? Artık düşünme zamanı değil, artık harekete geçme zamanı. Yurt dışında yaşıyorsanız artık siz de emekli olabilirsiniz. Ekranın altında görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından mesajınızı atıyorsunuz. Ben emekli olmak istiyorum diyorsunuz. Ve hemen görevli arkadaşlarımız size cevap veriyorlar değerli izleyicilerimiz. Kıymetli izleyicilerimiz, işlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Onlara da bizlere göstermiş oldukları güven için çok çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra emekli olacaklara da şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartınız varsa, çifte vatandaşsanız, pembe kartınız varsa ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle bu büyük fırsattan ben hanımların, ev hanımlarının yararlanmasını istiyorum. Geçmişte ister Türkiye'de sigortanız olsun ya da olmasın.
Bu haktan yararlanabilirsiniz. Bakın, hanımlara niye bu hakkı veriyoruz biliyor musunuz? Bizim toplumumuzda hanımlar, beyler kusura bakmasın, hep ikinci plana bırakıldılar. Hanımlar hep geri planda. Ömürlerini hanımlar eşlerine, çocuklarına adarlar. Ömür geçer, geriye dönüp baktıklarında elde avuçta hiçbir şey olmaz. Bu emeklilikten onun için ben hanımların özellikle yararlanmasını istiyorum. Gençler, size sesleniyorum. Anneler, babalar çocuklarının parasına kıyamazlar ama annenize, babanıza bu emeklilik danışmanlığını hediye edin. Alın arkadaşlar. 2-3 kişinin yemek parasına siz annenizin, babanızın geleceğine dair bir adım atıyorsunuz. Arkadaşlar, bu emeklilik o kadar önemli bir şey ki, ölüm hepimize. Vefat ettikten sonra da çocuklarımıza kalıyor bu maaş. Daha ne olsun? Şimdi düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Beni dünyanın neresinden izliyor olursanız olun, telefon numarasını, aşağıdaki telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin. Hemen mesaj atın. Arkadaşlarımız şu anda sizlerden gelecek olan mesajları bekliyorlar. Evet, değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı günler diliyorum. Güzel bir geleceğiniz olsun ailenizle, sevdiklerinizle birlikte. Hoşça kalın.